Şu an 2023 model Mercedes Sprinter kullanıyorum. Hatta bu araç da ambulans. İlk kilometreleri mis gibi kokuyor. Gerçekten harika. Kendi aracımla kıyasladığım zaman çok şeyin değiştiğini görüyorum. Ama Mercedes konforu aynı şekilde kalitesi devam ediyor. Yani kendi arabamın daha modern hali diyebilirim. Direksiyon spor. Çok hoş gözüküyor. Üzerinde kumandalar var. Sanki panelvan gitmiş bir otomobil hissiyatı gelmiş. Çoğu kullanacağım veya dokunacağım tuşlar elimin uzanma seviyesinde. Evet. 2023 model Mercedes Sprinter otomobil konforunda sürmek bize de nasip oldu. Arabanın çekişi çok hoş. Benden 10 üzerinden 10 puanı aldım. Gerçekten çok güzel. Şu an yolun sitesinde araba içine yansıtmıyor. Toprak yoldan gidiyoruz. Direksiyonun hissiyatı, arabanın motor gücü 417 CDI bu. İnsanı tatmin ediyor. Evet. 2023 model Mercedes Sprinter 417 CDI. Manuel bir araç. Koltuk kalitesi vesaire çok güzel. Direksiyonu sportif. Üzerinde kontrol düğmeleri var. Hatta bunlar da şunlar da dokunmatik. Harika. Kendi arabamdan en büyük farkı yeni olması, modern olması. Yokuş kalkış desteğinden veya birçok elektronik ekipmanla doldurulmuş olması. Plastik kalitesi tatmin edici. Bu ekranın birkaç farklı seçeneği var. Ama bu da dokunmatik ekran. Güzel. Araba gerçekten çok hoş. İçine bir de buradan bakalım. Burayı iki tane bölmüşler, cep yapmışlar. Burası da çok güzel. Ve bastonun kontrol düğmesi. Aracın göstergesi. Sportif direksiyonumuz yine bizi karşılıyor. Start stoplu çalıştırma. Bu sanırım yeni Mercedes'lerde start stop standart. Sprinter'larda daha doğrusu. Evet, içi tertemiz. İlk kullanan kişilerden bir tanesi ben oldum. Çok hoş. Yani ailenizde bir otomobil ihtiyacı yok ise bu tarz bir araba alınıp hem günlük hayatta hem de kamplarda camper olarak kullanılabilir. Çünkü günlük hayatta da kullanmaya çok elverişli. Hem modern görünüşü hem özellik bakımından dolu olması, ticari kimliğinden arınmış olması bazı özellikleriyle, aracın yerden yüksek olması, bir SUV havası katması, son zamanlarda gelişen olaylardan sonra insanların daha pratik bir hayat yaşayıp daha mobil bir hayata dönmesi derken bu araçlar çok daha popüler hale geldi. Yani Mercedes bu şekilde 417 CDI ambulans kasa dediğimiz orta kasa satın alıp hem günlük hayatınızda hem de kamp hayatlarınızda hafta sonlarını geçirerek kullanabilirsiniz. Şu olay çok hoşuma gitti bak. Burayı ikiye bölmüşler. Normalde benim araçta aşağı tarafta kapaklı bir yer var. Tam buraya uygun. Paspası kalın, kaliteli bir paspas. Alt döşemesi çok hoş. Hem ses yalıtımı hem ısı yalıtımı yapıyor. Şuraya bardaklık koymuşlar. Joystick vites burada. Mercedes'e özel yuvarlak havalandırma menfezleri. Şuraya ekstra bir parça koymuşlar. Burası da sürüş esnasında veya el fren çekerken tutup kullanabiliyorsunuz. Güzel düşünmüş bir parça. Ben şu arkayla önü ayıran bölmeye bayılıyorum. Çünkü arkada herhangi bir kokulu bir yemek yaptığınızda veya işte bir kamp yaptığınızda oranın kokusu içeri gelmiyor. Burada da herhangi bir sigara içildiğinde veya işte buradaki hava da arkaya geçmiyor. Sadece benim araçtan farkı, benim aracın burada çok daha büyük bir pencere olması. Evet. Buralarda güzel bir
hissiyatı olan kilimle kaplı. Ben genel olarak beğendim. Bak buraya şöyle güzel bir parça eklemişler. Bu şu boşluğun kirlenmesini önlüyor. Hatta benim aracımda burayı temizlemiştim. Bu ince ayrıntılı güzel düşünmüş bir parça. Merhabalar. 2007 model 313 CDI Mercedes Sprinter. Kendi aracım. Şimdi 2023 model Sprinter'la kendi aracımın arasındaki farkları şöyle bir değerlendirdiğimde, direksiyon 4 bacak. Bir ara çok meşhurdu. Ben Mercedes'in 4 bacak direksiyonlarını gerçekten çok seviyorum. Gözü ve eli dolduruyor. Sonra plastik kalitesi o yıllara göre gerçekten çok güzel. Tatmin edici bir plastik kalitesi var. Aracın orijinalinde burada da bir plastik bir tutucu vardı. Ama aldığımda olmadığı için ben de halı yaptırırken böyle bir parça koydum. Şimdi bu araçtaki en büyük sıkıntılardan bir tanesi şu menfezler yukarıdan gelen güneş dalgalarıyla dipleri kırılıyor. Kırıldığı için aldığımda kırıktı. İlk videoları gördüğünüz zaman buraların olmadığını görürsünüz satın alma videolarında. Sonra bunu biz sıfırladık. Buradaki parçaları şuraya taktık ve görsel bütünlüğü bu şekilde sağlamış olduk. Şimdi aracım manuel bir araç. Onun dışında koltuklar o günün görseline göre gerçekten çok güzel. Ben hatırlıyorum 2006-2007'li yıllarda bu arabalar daha yeni yeni bizim yaşadığımız yerlerde yaygın olmaya başlamıştı. O günün panelvan piyasasında gerçekten çok güzel koltuklardı. Ve hala da o güzelliğini koruyor. Ben aracımı paspassız kullanıyorum. Arabayı kullanırken Kahramanmaraş özel yemeniyle kullanıyorum. Bu yemenin özelliği yazın serin tutuyor, kışın da sıcak tutuyor. Şimdi mümkün mertebe parçalarını toparladım. Aldığımda çoğu parça yoktu. Örnek veriyorum şu. Sonra burada bir kutu yoktu. Bunların hepsini tamamladık biz. Orijinalliği seviyorum. Orijinalliğin dışına çıkmak istemiyorum. O yüzden de buralara çok gerekmez şeylerle doldurmuyorum. Oğlumun fotoğrafı. Onu da her zaman burada taşıyorum. Şimdi şu parça çok özel ve güzel bir parça. Bazı araçlarda opsiyonel ama bu gerçekten çok güzel bir kol rahatlığı sağlıyor. Sonra yeni modelde şurada bir kol yapmışlar. Yani bunda öyle bir kol yok ama çok da önemli değil. Şimdi benim de burada arkaya gören bir pencerem var. Gerçekten çok güzel bir pencere, büyük bir pencere. Bayağı da işime yarıyor. Araçta konaklarken ön tarafa bakıyorum, öndeyken arkaya bakıyorum. Perdeleriyle kapattık burayı. Şu parçaya bayıldığımı söylemiştim. Evet. Hem ısı yalıtımı hem ses yalıtımı yapabilecek seviyede güzel bir döşeme. Tabii ki benim aracımda yılların eskitmişliği var. Ta ki o yıllardan bu yıllara kadar orijinalini koruyabilmiş bir araba. Ben de bayağı toparladım tabii ki. Şimdi kapılar tek gözlü. Şurada yardım çantası, yedek parçaları vesaire var. Şu sonradan takılma klimanın kontrol paneli. Düğmeler o zamanki yılların manuel kontrolünde. Onun dışında bir teybimiz var. Orijinal teyp. Bu arabayı aldığımda en çok hoşuma giden şeylerden bir tanesi orijinal teybi üzerindeydi. Bunu şu an bulmak çok zor. 2023 model Sprinter'ı değerlendirirken şu kanıya vardım. O araba ve bu arabanın arasındaki en büyük fark modern olması. Çoğu hatlar aynı. Şu hatlar aynen korunmuş. Sadece teknoloji bakımından modern. Sprinter'ları seviyorum. Sprinter'ı sevdiğim için zaten böyle bir video yaptım. Tabii ki ileride bir yeni kasa Sprinter tercih edebilirim. Fakat ben motor sesinin içine girmesini ama yol sesinin içine girmesini sevmiyorum. Bu kasada motor sesi çok güzel içeri giriyor ve o beni mutlu ediyor. 2007 model Mercedes Sprinter'la 2023 model Mercedes Sprinter'ı karşılaştırdım.
Bu karşılaştırmayı şu yüzden yaptım. Gerçekten ben bu arabaları çok seviyorum. Yanımdan bir sedan araba, spor araba veya çok havalı bir araba geçtiğinde inanın bana dönüp bakmıyorum. Fakat bir panel van, özellikle bu Sprinter'sa dönüp saatlerce bakabilirim. Karşısına bir sandalye atıp bakabilirim. Bu arabayı aşk ve sadakatle bağlayayım diyebilirim. Benim aracım 15 yıllık çalışma hayatından sonra emekliye ayrılıyor. Emekli ayrıldıktan sonra ben alıp camper yapıyorum. Ve 2023 model bir Mercedes Sprinter'la da bunu karşılaştırmasını yaptım. Bu çalışma sonunda anlattıklarım ve görsellerle siz de kendi değerlendirmenizi yapabilirsiniz. Ne kadar 2023 modelli, yeni ve teknoloji bakımından yüksek olsa da benim gönlüm 2007 modelde, kendi arabamda. Eski arabaları yeni arabalara göre çok çok daha seviyorum. Çünkü hem benim arabamdaki o yıllardaki kalitesi, hem bir yaşanmışlığı, hem benim ona verdiğim değer ve emek, bunların hepsi bende güzel bir hatıra. Yine yeniden görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.